Şimdi aziz kardeşlerim şu hale bakın Allah aşkına ya. Bu nasıl devlet idaresi? Ey aziz milletvekilleri, aziz milletimiz. Şimdi bak, bütçe yapacaksın. Bütçe sadece cari masrafa harcanacak. Yatırım matırım duracak, yatırımı batıya açacaksın. Sonra bütçede açık olduğu zaman vergi koyacaksın. Kitler zarar ediyor, zam koyacaksın. Döviz yok, ne istiyorlarsa borç versin diyeceksin. Ya Allah aşkına siz trafik memuru musunuz? Otomat düğmeci misiniz? Siz ne yapacaksınız Allah aşkına ya? Bütçenin açığını vergiyle. Kitin zararını zamla. Döviz ihtiyacını ne istiyorlarsa şartları kabul edin dış borçtan. Bu nasıl devlet idaresi arkadaşlar? Bu nasıl devlet idaresi? Siz ne yapacaksınız? Sizin yerinize şuradaki otomat düğmeler bu işi daha iyi yapar. Bir elektronik makine koyalım. Katsayı matsayı diyorsunuz ya, bütçenin açığı kadar vergi katsayları değişsin. Kitlerin açığı kadar zamlar değişsin. Bu işi sizden daha iyi yaparsınız. Hesap hatası yaparsınız. O hesap hatası da yapmaz. Bu nasıl devlet idaresi? Peki siz ne yapacaksınız Allah aşkına? Bu millet vergiyi verecek. Zamın da yükünü çıkaracak. Siz niye hükümetsiniz? Siz ne yapacaksınız? Ha, şimdi bak hayır tarafına geldiğin zaman. Bak bakayım bak bunun alternatifi var mı? Ama o alternatif hayır tarafın. Şimdi size aziz kardeşlerim bak biz olduğumuz zaman ne yapacağız Allah'ın izniyle anlatıyorum. Madde bir. Önce bir defa bu körü körüne batıya bağlılık, sömürü ve tahakküm zihniyetini bırakacağız. Ya milli dış politika, kendi gücüyle kalkınma ve insan haklarına saygı bayrağını açacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bu bayrağı bize açtıracak. Madde bir. Madde iki. IMF otomati filan. Hadi oradan. Biz bin yıllık Sultan Fatih'in torunlarıyız. Sultan Fatih'in torunlarıyız. Kimsiniz siz? Kimsiniz siz? Topunuz birden geldi bin yıl karşımıza. Öylesine bir kükreyeceğiz. Allah bizi bu kürsüden kükretecek. Bugün provasını yapıyorum. Yarın aslını yapacağım. Aslını yapacağım. Madde. Allah Allah deyip yola çıkacağız. Ne zannediyorsunuz? Yok IMF'miş, yok kaçmış, yok gezmiş. Hadi oradan. Hadi oradan. Madde 3. Ama bunları yapırız. Otomatçılık, trafik memurluğu yapmayacağız. Ya oturup terleyeceğiz. Kapı kapı dış borç dilenmeyeceğiz. Kendi kilerimize ineceğiz. Kendi kilerimize. Bak Cenab-ı Hak bize ne madenler vermiş. Neden bu madenleri işletmiyorsunuz? Neden? Neden bu madenleri işletmiyorsunuz? Hangi parayla diyor bak. Yapacağız Allah'ın izniyle. Burada gelir bu milletin evladı çalışır maden satıldığı zaman ücretini almasına bile razı olur. 5 milyon işsiz var 5 milyon. Ama siz adam olun siz adam olun bu sizden olmaz. Ondan sonra bilgi, disiplin, organizasyon, takip. Bu ormanlar, bu madenler, bu millet size trilyonlarla devlet işletmesi vermiş. Bu devlet işletmelerini çalıştıracaksın. Cenab-ı Hak insan gücü nimeti vermiş. Bu insan gücünü üretime çevireceksin. Terleyeceksin arkadaş, terleyecek trafik memurluğuyla olmaz bu. Otomat düğmesine basmakla olmaz. Sen de bir şey üreteceksin, sen de. Ben şimdi efendim şu vergi de şu verilsin diyorum. Karşılığı nerede? O karşılığı sen bulacaksın. Sen bulacaksın. Terleyerek bulacaksın. Hiçbir tane bak şurada Ankara Havagazı'ndaki 5000 ton kömür, kok kömür Erzurum'a gidecek yakacak yok dedim. 3 aydan beri bir tek kömürü bile şuradan Erzurum'a götüremedik. Çünkü sen bu milletin işiyle meşgul değilsin arkadaş. Sen kapı kapı elinde telefon, matofer ne dedi? Kendi kendinden haberin yok. Yalnız Şırnak'taki asfaltitleri sıvılaştır. Şu milletin petrol ihtiyacının yarısını karşılarsın. Şu 17 milyon ton buğday bak biz 11 milyon tondan aldık 17 milyon tona çıkarttık. Tarım Bakanlıkları bizdeyiz. Şu 17 milyon tonu 25 milyon tona çıkar. 25 milyon tona çıkar. Ama bunun için gübre lazım. Traktör lazım. O gübreyi dağıtacak insan lazım. Memleketin işiyle meşgul olmak lazım. İşte dert burada.
Siz sabahtan akşama kadar bakanlıklar bir sürü partili arkadaşlarla dolu. Onun işi, bunun işi, siz memleketin işiyle meşgul değilsiniz. Bir baba şefkatiyle uyarıyorum. Böyle gidemezsiniz. Böyle gidemezsiniz. Kendinize çeki düzen verin. Gidemezsiniz böyle. Muhterem arkadaşlar. Sayın Erbakan Süreniz Doldur. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan hatırlattığınız için. Bütün bunların karşısında bak kardeş Müslüman ülkelerin bir senede 60 milyar dolar ihtiyaç fazlaları var. Siz İslam Konferansı'nın kararlarına muhalefet şerhi yazarsınız. Biz şuyuz, biz buyuz der, onlara katılmazsınız. Biz sizi bırakacağız, Avrupa ile ortak baza, onlarla tek devlet olacağız dersiniz. Müslüman ülkelerle aramızı açarsınız. Neymiş? IMF 79 milyon dolar verecekmiş. İşte felaketler buradan gelir. Muhterem kardeşlerim, bu iş nasıl düzelir arz ediyorum. Şu milletin işleriyle meşgul olmakla düzelir. Bunları daha inşallah çeşitli fırsatlarla çok çok anlatacağız. Şimdi size şu sözleri bak bir neticeye getirip bağlıyorum. Ecevit geldi, anarşiyi krizlere arttırdı. Demirel geldi, daha da arttırdı. Gerçek bu. E şimdi bak bizim halimize bak. Bunlar benzin döküp kibrit çakıyor, yakıyor bütün memleketi. Alev alev. Biz milli selamet olarak elimizde itfaiye ordumu. Aman şurada bir yangın şunu söndürün. Aman burada bir yangın bunu söndürün. İşte bak memur kat sayısı 25'e çıksın. Neden? Şu memurlar tutuşmasın. Kimin işi bu milli selameti? Bu gidiyor zammı vergi koyuyor. Kat sayı 25'e çıkartmak zoru. Bundan biz uğraşıyoruz. Bu gidiyor zammıyı şu köylüyü ezik eziyor. Gübreyi pahalılaştırdı. Köylü ikinci sınıf vatandaş yaptı. Onun doları 70 lira değil. Köylünün dolarını 55 liradan sayıyor. Köylünün dolarını. Traktörü pahalılaştırdı. Gazı mazotu. Şimdi köylü 1 kilo buğday almak için 7,5 lira masraf yapacak. Parası yok. Ezdi köylüyü, ezdi. E bu zavallı köylü şimdi tohumluk alamaz, mazot alamaz, gübre alamaz, ne olacak? Bak gene biz itfaiye koşup diyoruz ki gelin bunlara bunu şu baharda fişle verelim, fiş. Sonra sonbaharda bunu karşılayalım. Taban fiyatını koyalım. Bu vergiyi getiriyorsunuz, esnafı size ezdirmeyeceğiz. Esnafın vergisi, esnafı bugüne kadar hep istismar ettiniz. Esnaf 5 milyon ise esnaf var şu memlekette. 600 milyar kredinin esnafa 20 milyarı veriyor. Esnaf vergi, esnafın kredisi 100 milyara çıkacak. 100 milyara 100 vefaizsiz verilecek. Bunu verdiğimiz gün göreceksiniz. Bak o esnaf da diyecek ya yıllarca nasıl aldanmışım ben. Daha defter tutmayın çıkartmadınız bak. Tutuyorsunuz komisyonda, bütçe komisyonunda. Bütçe komisyonunda memurunun, esnafının, işçi, emekliler şu 70 senesinden önceki emekler ezik eziliyor. PTT peki hizmetçi arkadaşlarımızdan, hizmet gören arkadaşlarımızdan, köylüsünden, emeklisine, esnafına kadar şimdi vaktimizin ölçüsü ancak bu kadarına yettiği için görüyorsunuz ki itfaiyecilik yapan biziz. Ey aziz milletvekilleri soruyorum size, biz millet olarak bu oyunu böyle oynamaya mecbur muyuz? Batı kulübün eline benzini vereceksin. Batı kulübün eline kibriti vereceksin. Onlar cayır cayır milleti yakacak. Biz de elimizde itfaiye hortumu oradaki yangını buradaki yangını söndürmeye koşacağız. Ne mecburiyetimiz var? Ne mecburiyetimiz var? Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Kim? Bu parlamento değiştirecek. Bu parlamento değiştirecek. Çözecek bunu bu parlamento Allah'ın izniyle. Böyle iş olmaz. Yeter 50 seneden beri çektiğimiz. Yeter. Sadece yaraları büyütüyorsunuz. Bak Halk Partisi milli selamet projektörü altında kaldı. Oylarının yarısını kaybetti. Şimdi siz de milli selamet projektörünün altındasınız. Eskiden horoz dövüşüyle sen benden daha kötü, ben senden daha kötü diyordun. Sökmez. Sonunuz geldi. Batıl yıkılacak. Hak galip gelecek. Çaresi yok bu işin. Milli selametin projektörü altındasınız. Milleti aldatamazsınız. Köylü de, işçi de, esnaf da, memur da, emekli de yaptığınız bu zulümleri görüyor. Bu yanlış zihniyetiniz çıkar yol değil. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Sayın Başkan bağlıyor. Aziz kardeşlerim, gerçekleri görüyorsun. Şimdi sözümü bağlıyor. Hoca söyle bakalım, bütçeye oyun ne olacak? Şimdi bak hesap veriyorum, burası milletin gülsün.
Şimdi bak bu bütçeye, ben size bir şey söyleyeyim, bu bütçeye kırmızı oy verin. Bu hükümeti düşürürsek, bilesiniz ki bu hükümete en büyük iyiliği yaparız. Ama millete en büyük kötülüğü yaparız. Çünkü millete gidecek, tam köşeyi dönecekti, 2 ay kaldıydı, beni düşürdü diye. Şimdi bak 2 ay köşeyi dönecek. Bu 2 ay sonra köşeyi dönecek. Hangi köşeyi? Bu köşeyi değil ya. Uçurumdan aşağı inen köşeyi dönecek. Bu köşeyi. 2 ay sonra köşeyi dönecek, haberiniz olsun. Onun için şimdi Türkiye büyük bir ülke. Hakkari Kastaki kardeşimizin gerçeği görmesi için bunlardan hayır gelmez. Bunlar iflas etti diye 3 ay söylemeye mecburuz. Biz 3 ay söylersek 3 ay sonra oradaki duyuyor. Onun için şimdi bunlar iflas etti, bunlardan hayır gelmez diyoruz ama bunları düşürme iyiliğini şimdi yapmıyor. Beyaz oy vereceğiz, beyaz, merak etme. Beyaz oy vereceğiz ama buna sevinme, buna sevinme, buna sevinme, buna sevinme çünkü köşeyi döneceksin, bu köşeyi, bu köşeyi, bu köşeyi, sen bu köşeye gelmeden yolunu kesmeyeceksin. Böylece de biz bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini tutmuş oluyoruz. Hepsini artık alacağın yok arkadaş. Alacağın yok. Hepsini tuttuk ama bize karşı verdiğin, millete karşı verdiğin sözleri sen tutmadın. Bir baba şefkatiyle uyarıyorum. Gittiğin yolun tam tersine, 180 derece tersine dön. Çaresi yok. Fakir fukaranın ahı eliğine kulak ver. Şu milletin geçim sıkıntısına kulak ver. Şu milletin ızdırabına kulak ver. Aziz kardeşlerim, bu parlamento